24-30 tarotlar konuşur. Yani 24 Mayıs, 30 Mayıs haftası tarotlar sizinle konuşuyor. Evet, bunlar benim kendi tasarım tarotlarım. Yükselen ve ay burcunuzu tabii ki tarotlarla takip edebilirsiniz. Abone olmayı, yorum yazmayı lütfen unutmayın. Kanalımıza sahip çıkın. Akbay Official Instagram sayfam. Orayı da takip etmek isterseniz buyurun takip edin diyorum değerli izleyicilerim. Evet, koçlarla başlıyorum. Özellikle Koç burcu bu hafta aileyle alakalı yaşayacağınız, boşluklar ve burada gereksiz tartışmalar. Yani 25, 26, 27 bu bizim iş hayatımıza ve alanımızdaki enerjiyi yıpratacak bir hafta. O yüzden aileyle alakalı noktalarımızı köklendirmek gerekiyor. Yani işle alakalı noktayı, ev içerisindeki noktayı ayrı tutmanız lazım. Ve burada özellikle aileye ait inandığınız şeylerde hatalar görmeye başladınız. Ve bu hatalar sizi bu hafta kafanızı çok meşgul edecek diye uyarı veriyorum. Ama şöyle bir şey var. Yeni bir iş oluşumu, yeni köklenme, yeni bir başlangıç. Hatta yakın dostunuz, aile bağlarınız değil de yakın aile dostlarınızla alakalı noktada güzel bir köklenme sahibi olacağınız. O da 27, 28 ve 29 bu kapılar için çok aydınlık bir hafta olacak. Bunları değerlendirmeniz lazım. Eğer sabit bir alanda çalışıyorsanız ve bu alanda yerinizde değişme istiyorsanız yerinizi korumaya özen gösterin. Hata yapmamanız gerekiyor. Hataya yaparsanız yerinizi kaybetme enerjiniz var gözüküyor. İhmal etmeyin değerli Koç burçları. Aşk hayatınız için çekiyorum. Aslında ailede yaşanan kırgınlıklar, duygusal kırgınlıklar, birebir evliyseniz ilişkimizde terslikler, yanlış anlaşılmalar. Eğer ilişkiniz varsa ayrılma kararına gidecek süreçlerimiz var. Dikkat edelim. Peki, ilişkisi olmayanlar için bir kart çekelim. Evet, çok uzun süredir sizin seçtiğiniz seçimler hep sizi yanlış yola itti. O yüzden adaletli bir insanı bekliyorsunuz ama adalet benden yana olmayacak dediğiniz bir hafta olacak. Bakalım aşk konusunda sizi murada erdirecek bir oluşum var mı? Kaderiniz değişecek ama Haziran ortası gibi daha aydınlık olarak gözüküyor. Bu dönem ailenizle alakalı bir mal, bir toprak satışınız da var. Bunu doğru değerlendirdiğinizde büyük bir kazanç elde edeceksiniz diyorum. Sağlık için bir kart çekiyorum bu hafta. Özellikle göz alerjimiz, ağız enfeksiyonlarımız ve burun enfeksiyonlarımıza dikkat edelim değerli Koç burçları. Muhteşem boğalar, nasılsınız? Umarım her şey iyidir. 24-30 Mayıs haftası tarotlar sizin için ne konuşuyor bir bakalım. Neler olacak hayatınızda ona bakalım. 1 2 3 Zaten boğa burcu kartını seçtik. Şöyle söyleyeceğim. Özellikle yurt dışı ile alakalı ya da şehir dışı ile alakalı kağıt, evrak, devletle alakalı ne beklentiniz varsa hızlı bir şekilde bunları halletmeye çalışacaksınız ama hatta bunu barış enerjisine yani güzel anlaşmalarla yapacaksınız ama etrafınızdaki insanlar size bu konuyla ilgili kazık atabilir, gereksiz laf sokabilir ve yönünüzü kaybetmenize sebep olabilir. Bu hafta etrafınızdaki insanları değil, kendi kuralınızı dinlerseniz özellikle kafanızın karışma tarihinde şöyle söyleyeyim. 26-27 yani 27 Mayıs, 26 Mayıs haftası kafanız bu konuda çok karışacak. Kararsızlıklar yaşayacaksınız. Hiç kararsız olmayın. Hedeflediğiniz noktaya meditasyonunuzu kendi içinizde enerjinizi toparlayın. Şehir dışı, yurt dışı, yeni evrak, yeni oluşum için çok doğru bir hafta olacak gözüküyor. İşe bir bakalım ne bekliyor sizi bu hafta özellikle. Aslında iş çevrenizdeki kırgın olduğunuz insanları affetmeye karar verdiniz. Onlarla alakalı gerginlik alanı geride bırakıp yeni başlangıçlar elde etmek istiyorsunuz. Hatta ve hatta yalancı insanları hayatınızdan çıkartıp daha tazelenme dedim. Yani herkesi affediyorsunuz ama herkesin hatalarıyla affediyorsunuz. Yani ben affettim gidiyorum değil. Sen yalancısın arkadaşım, ben seninle konuşmak istemiyorum diye kurallarınızı koyacaksınız. Peki işinizde bir değişim gerçekleşecek mi? Onun için bir kart çekiyorum. Evet, beklediğiniz yenilik gökkuşağı gibi hayatınızın enerjisine girecek. Ama uzun süredir işle ilgili
başka bir bölüme geçmek istiyorsanız kutsallık der ki size güzel bir görev verilecek ve bu görevi doğru değerlendirmeniz lazım der. Aşk hayatınıza bakıyorum. Evet, özellikle bu ara aşktan çok yatırımlarla ilgili kararlar, yani toprak, araba, ev anahtarı ile ilgili aile içerisinde çok büyük konuşmalar gündeme gelecek gözüküyor. Bakalım bu konuşmalarda doğru seçim yaptığınızda sizi mutlu, doğru seçimler yatırım anlamında doğru seçimler yaptığınız zaman muhteşem, yani olumluluk, yani hızlı bir kaderinizde değişimler söz konusu olacak. Sağlık olarak özellikle göğüs ve kulak, şu bölgelerimiz hassas olabilir. Midemizle alakalı dikkat etmemiz gereken noktalarımız var diyorum. Değerli ikizler burcu, nasılsınız? Umarım her şey keyifte ve güzeldir. Güzel bir hafta sizin için de olsun diyorum. Bakalım tarotlar sizin için ne diyecek? İkizler biraz gergin. İkizlerde şöyle bir şey var. İhanet, yalan, karmaşa, aldatılma. Yani ilişkiyle ilgili yaşadığınız bir güven sizi aldatılmaya, şüpheye, şüphelenme gibi noktalarla alakalı. Adaletli noktada Allah sizin yüzünüze gösterecek. Eşiniz aldatıyor olabilir, siz aldatıyor olabilirsiniz. Sevgiliniz sizi aldatıyor olabilir. İlişkinizde aldatma, hani illa cinsellik olarak düşünmeyin. Yalan olabilir, söylediği bir davranış olabilir. Bunlarla birebir karşı karşıya kalacaksınız bu hafta. Özellikle de şöyle söyleyeyim. 31 Mayıs ve 1 Haziran arası kafanız çok fazla karışacak bu ilişkilerle alakalı noktada. Biraz kırıcı, biraz stresli sözler havada olacak gözüküyor. Son zamanlarda da ayrılmak ve kendi deriliğiniz ve kendi özgürlüğünüzü tatmak isteyen bazı boğa burçları, yani buradaki boğa diyor ki bazı kendi özgürlüğüm, kendi sanatçı ruhum, kendi deliliğimi yaşamak istiyorum. Artık birinin boyunduruğu altında olmak istemiyorum diyen insanlarda da radikal kararlar ve bu dönem sanki bitirilmesi gereken bir şeyler var. Onu bekleyip ondan sonra anlaşmalı ya da kafanıza göre bir düzen oturtacak gözüküyorsunuz. Bu ara bu ikizler burcuna taşınmak, yeni yolculuk, yeni bir eve taşınmak, yeni bir mala sahip olmayı temsil eder. Ya da hayal ettiğiniz yatırım ya da taşınmayla ilgili güzel bir yolculuk başlayacak. Bakalım iş hayatınızda yükselme var mı? Evet, kaderinizde beklediğiniz bir iş, yeni bir kapı beklentiniz var. Özellikle bu hafta bunlarla ilgili çok fazla diyaloglar, çok fazla konuşmalar, yöneticinizle alakalı yaşayacağınız olaylar sizi çok mutlu edecek gözüküyor. Bir kart daha çekiyorum. Evet, inandığınız başarıya, inandığınız noktaya erişeceksiniz. Hatta şöyle, bu ara hisleriniz, dualarınız, rüyalarınız ya da soyunuzda Alevilik, göçmenlik ya da karma varsa çok güzel bir enerji yükselmesi olacak ve bu enerji sizi aydınlığa kılacak diyorum. Son bir kart hiç ilişkisi olmayanlar için çekiyorum. Dua et. Rabbim sana doğru insanı verecek. Duandan hiçbir zaman vazgeçme diyorum. Evet, yengeç burçları için neler bekliyor? Yengeç burçlarına bir çekiyoruz şimdi. Değerli yengeç burçları, nasılsınız? Umarım her şey iyidir. 1 2 3 ve 4. Hamile kalmak isteyebilir ya da çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Bununla ilgili tedaviler, bununla ilgili kararlar netliğe kavuşacak gözüküyor. Çocuklarınızla alakalı yurt dışı ya da onların eğitimiyle ilgili delirme noktası yaşıyorsanız onların gelecek hayat aynası kırık değil. Eğer siz bir üniversite ya da bir sınava hazırlanıyorsanız hayal ettiğiniz doğumu, hayal ettiğiniz başarıyı gerçekten aydınlığa kılacaksınız. Endişe etmenize gerek yok diyorum. İş hayatınızla ilgili aslında yönünüzü kaybettiğiniz ama korunmak da, koruma alanında da haklarınızı almak istiyorsunuz. Bazı mahkemesel konular var. Bunlarla ilgili size yönler belirlenecek ve bu yönler doğrultusunda siz karar vermek zorunda kalacak gözüküyorsunuz. İşinizle ilgili bir yeni bir yere geçmek ya da istemediğiniz bir alanda olmak sizi rahatsız edebilir. O yüzden bununla ilgili hak savaşınız var gözüküyor. Ve şüphelisiniz çünkü bu noktada olmayı değil daha yüksek bir noktada olmanız gerekirken hak edildiğim noktada değilim diyorsunuz. Bakalım değerli yengeç burçları, bulunduğunuz noktada hak değeri olacak mı? Evet, kutsal evrede hak edildiğiniz ödülü, eğer bir erkek yöneticiniz varsa hak edilen değeri verecek. Yeni aşk var mı bakalım? Evet, duygusallık anlamında gözleri renkli olan ya da gözleri güzel bakan ya da gözleri eşek gibi ya da dana gözü gibi ise güzel bir aşka
güzel bir ilişkiye başlayacaksınız ve bu sizin kalıcı hayatınızı gösteriyor. Bu hafta böyle sürprizler, yenilikler, sihirbaz gibi hayatınız değişecek. Yalnız bu hafta en çok dikkat etmeniz gereken özellikle telefon konuşmalarınız, yazılar ve evraklarla özellikle dikkat edin. Bunlarda hata yapabilirsiniz. Bunlar sizi sıkıntıya sokacak diyorum. Değerli yengeç burçları, sağlık için bir kart atıyorum. Vücut kırgınlıklarınız, vücut ağrılarınız, iskelet noktalarınıza dikkat edeceksiniz. Evli olanlar için bir kart çekiyorum. Şüphe, aldatılma korkusu yaşıyor olabilirsiniz. İhanet ya da aileler arasındaki yaşanan kayınvalide, kaynana dediğimiz, görümce dediğimiz noktalarda sıkıntınız var. Ve bu sıkıntıdan dolayı doğru yolunuzu bulamıyorsunuz. Artık konuşma, kendinizi anlatma ve bu anlatımda haklarınızı almanız gerektiğini uyarı veriyorum. Değerli yengeç burçları. Sevgiyle kalın değerli yengeç burçlarım. Aslanlar için kart çekiyorum. 1 2 Vallahi aslan çektim ha. 3 Şöyle söyleyeceğim. Güneş ve aslanı çekiyorum size. Şöyle görmenizi istiyorum. Bu da güneşiniz. Beklediğiniz işinizle ilgili bir hayal kırıklığı, bir mutsuzluk, bir gerginlik yaşayabilir ve işinizi hayal ettiğiniz noktada değil, işinizi kaybedebilirsiniz. Yani bu hafta Haziran 1'e kadar en çok dikkat etmeniz gereken şey aslanlarda iş kaybı. Burada bir haksızlığa uğrama. Güneşiniz sizinle birlikte hareket ederken başka toprak burcundan gelecek, toprağa hakim olan burcundan gelecek, sizin hayal ettiğiniz yere geçecek. O yüzden işinizi bu hafta çok kontrollü, çok doğru bir şekilde yapmanız lazım. Eğer yönünüzü, eğer çizginizi kaybederseniz işinizde ciddi kayıplar var gözüküyor. Uzun süredir işsiz olanlara bir kart çekiyorum. Evet, güzel 3 hafta içerisinde ya da 3 gün içerisinde güzel iletişimler, güzel diyaloglar ve sizde o ayaklarınız o sağlamlığı oturtacak gözüküyor. İlişki için bakalım, çekelim değerli aslan burçları, ilişkide neler oluyor? Valla şöyle söyleyeceğim. Evliyseniz muhteşem bir evlilik, kral ve kraliçenin birleşmesi. İlişkiniz varsa muhteşem bu ilişki, evliliğe dur. Eğer ilişkisizseniz muhteşem bir aşkın başlangıcını hareket doğru sergiliyorsunuz. Yalnız bazı aslan burçlarında şu olabilir, bu ara kart düştü. Zihinsel yorgun bir beyniniz olabilir. En ufacık şeyde diş eti, boğaz enfeksiyonlarınıza dikkat etmeniz, ateşli sağlık problemleri yaşayabilirsiniz. Bir de ailenizle alakalı mahkeme, miras konuları varsa haksızlığa uğrayacaksınız. İhmal etmeyin diyorum. Kariyer anlamında evet dikkat edin. Gerçekten kariyer için çekiyorum. Dikkat etmeniz lazım. Kaosa düşebilirsiniz. Master ya da yüksek farklı bir eğitim almak isteyen, evet, yolculuklar, parayla ilgili endişeniz var. Bu yolculuğa gideceksiniz. Hayal ettiğiniz evrede hak edilen parayı da iyi bir şekilde alacaksınız diyorum değerli aslan burçlarım. Muhteşem başak burçları, nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiftedir. Bu hafta tarotlar sizin için neler diyor, bir bakalım. 3 kart çekiyorum. 1 2 ve 3. Bu ara hisleriniz sizi hataya, sizi kafanızda kocaman soru işaretlerine, düşüncelerinizin iş konusunda yanlış olacağını uyarabilir. Yani bu hafta şüpheci, hayal kırıklığı, hatalar size mutsuzluklar yaratabilir. Ve özellikle bir bulunduğunuz üst düzey yöneticinin hatası sizi gereksiz noktada suçlayıp sizi esarete tıkabilir. Yanlış konuşmalar, ifadeler ve kalbiniz kırılabilir. Yani bu hafta işinizle alakalı kalp kırıklıkları var. Haksızlık dönemi var. Bu haksızlık dönemi doğru şekilde pes etme diyor. Burada hakkın olan savaşı ver. Seni bezdirmeye çalışıyorlar diyor ve işini kaybedeceksin diyor. Lütfen bu işle alakalı noktaları bir an önce toparlaman gerekiyor. İş arayanlar için bakalım. Ya öyle bir inancınız kalmamış. Bu kalp ne işi, ne aşkı, ne parayı bulacak noktada değil. Ben böyle bir enerjide var mıyım, yok muyum, beni yaradan unuttu mu dediğiniz noktada. Ama şunu der ki, aile miraslarınız, toprak işleriniz var ama iş kapınız sizin kaderinize yazılmış. Allah katından emirdir diyor. Yani siz bu emiri alacaksınız
Ve gerçekten işinizle alakalı ayaklarınız, yükünüz, deve yükünüze sahip olacaksınız. Bekar olan Başak burçları için kart çekiyorum. Ruh ikizinizi bulma, mini başlama ama daha bunun için vakit var. Yani siz 24 Mayıs, o 30 Mayıs'ta değil, biraz daha zamana ihtiyacı var. Hatta bazı Başak burçlarında yolculuk var, seyahatlerle alakalı. Hem kitap okumak, kendinizi yeniden yaratmak, bağlanmış ve yıkılmış her şeyi bir seyahatle düzenlemek istiyorsunuz. Rabbim bu kapınızı aydınlığa kılacak. Eğitimle ilgili yüksek lisans ya da üniversite ya da başarı sağlamak isteyen bazı Başak burçları gerçekten başarıyı hayal ettiğiniz okulu ya da hayal ettiğiniz lisansı ya da yabancı dil olabilir, başarmış olacaksınız. Yatırım konusunda parasal evrenizde bazı boşluklarınız, eksiklikleriniz var ama sürpriz destekle yatırımınızı da yapacaksınız. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. Değerli akrep burçları, nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiflidir. Her şey olumludur. Her şey aydınlıktır. Her şey muhteşemdir diyorum. Üç kart seçiyorum. Ya akreplerde şu var, başkalarının yükünü, başkalarının günahını, başkalarının cesaretini, başkalarına cesaret verip kendinize nasıl kör bakıyorsunuz? Yani bu cesaret sizde var, bu başarı sizde var. Yani bu içinizdeki hisleriniz, rüyalarınız ya da hissettiğiniz duygularınız sizi doğru yöneltiyor ama sizin adım atmaya ve hep başa dönmekle ilgili korkularınız var. Bence ruhunuzu bir şifalandırın, enerjinizi bir değiştirin, yoga yapın, meditasyon yapın. Çünkü sizin hayatınızda her şey çok aydınlık, her şey yoluna girecek ve uzun süredir hayal ettiğiniz bir iş kapısı ya da girmek istediğiniz bir başvurunuz varsa bu dönem bununla ilgili diyaloglar, bununla ilgili konuşmalar çok sıklıkla olacak ve gerçekten de siz bu kaderinizin eline alıp bu yolculuğa ve bu işe başlayacaksınız olarak gösteriyor. Yer değişimi bekleyen bazı akrep burçlarında güzel değişimlerle ilgili haberler. Bu haberler doğrultusunda da mutlu olacaksınız. Özellikle 30 Mayıs'a kadar bununla ilgili iletişimler gerçekleşmiş olacak ve mutluluk yaşayacaksınız. Aşk için özgürlük sizin kanatlarınız altında. Hazırsanız Rabbim size bu kanatları veriyor ve doğru insanla yol alacaksınız. Evli olanlar için evet tebrikler, gebelik, hamilelik ya da aile olmak ve erkek çocuğu sahibi olacağınız ve aile artık büyüyeceği 3 kişilik ya da 4 kişilik aile olacağınızı gösterir. Yalnız kayınvalideniz ya da anneniz tarafından bazı haklarla ilgili gereksiz konuşmalar canınızı sıkabilir. Herkes hak ettiği payı alacak. Siz endişe edip kafanıza takmanıza gerek yok diyorum değerli akrep burçları. Muhteşem yaylar, nasılsınız? Bakalım yaylara 3 kart çekiyorum. Evet, 24-30 Mayıs yay burçları. Ya yaylar şöyle bir şey var. Başka bir alana yerleşmek ya da yaşadığınız ya iş yeriniz başka bir yere taşınabilir. Başka bir ülke, başka şehir ya da bulunduğunuz evden daha uzak bir noktaya ama burası sizin dönüşünüzü, kudretinizi, gerçekten olmak istediğiniz noktanın büyük bir aydınlanmasını yaşayacak. Hani ben gitmem demeyin, gözü kapalı okey deyin, hem konum olarak hem başarı olarak iyi bir noktada olacaksın. Eğer devletle alakalı bir noktada çalışıyorsanız yöneticiniz, üst düzey devlette büyük değişimler olacak ve bu değişimlerde siz de büyük bir aydınlığa kavuşacaksınız. Yalnız sizin tek sorununuz panik hatanız olabilir, nefes alamamakla ilgili korkularınız olabilir, karanlık takıntınız olabilir. Bunları bir değiştirmeniz gerekiyor. Evet, aşk bekleyen yay burçlarına bakıyorum. Evet, yani zaten burada da yay var. Evet, aşk var. Ve öyle güzel aşka yelken açacaksınız. Kalp ölene kadar birbirinize mühür şeklinde olacak gözüküyor. Bakalım bir kart daha. Ve inandığınız, Rabbime güvendiğiniz insan hayatınızın içerisine girecek ve hiç pişman olmayacaksınız. Sağlık olarak çekiyorum. Belki burun enfeksiyonlarınız, boğaz enfeksiyonlarınız ve baş ağrılarınız olabilir. Dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de siz tatlı tatlı yalan söylüyorsunuz. Oranımız ağrıyor, buramız ağrıyor. Sağlıkla ilgili gereksiz yalanlardan uzak durmanız gerekiyor. Değerli yay burçları, kapris için, nazlanmak için yapıyorsunuz. Aşk bekleyene dediğim gibi var. Evli olanlarda bazılarında
mutsuzluk yaşanabilir ve bu evlilikte bitme kararına doğru gidebilir. Hazırlıklı olun değerli yay burçları. Oğlak burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiflidir. Her şey aydınlıktadır. 1, 2, 3. Ezan okunuyor. Böyle bekleteceğim diyeceğim. Bir dakika ayıp olmaz değil mi? Ezan okunurken çünkü yorum yapmak istemiyorum değerli oğlak burçları. Durdurduğum zaman da video yarım kalacak. Bu... Ezanlar ülkemizi, insanları, en kıymetli değerli çocuklarımızı, dünyayı, güzellikleri korusun. Dualar şifa olsun. Yani ülkemizdeki ezanlar, bayraklarımız hiç solmasın, hep seslensin, hep dalgalansın. Yani umutsuz olmayalım. Tabii çok karışık olaylar yaşanıyor ama bu umutsuzluk değil. Güzel bir sürecin aydınlanması, güzel bir noktanın aydınlanmasıdır. Yani korkulacak gibi değil, her şeyin daha iyi olacağı döneme girmeyi temsil eder. Yani umutsuz olmayın. Evet, çok işsizler var, çok mağduriyet var, haklısınız. En büyük şirketlerde de sıkıntı var, en aşağıdaki insanlarda da, en büyükte de sıkıntı var. Bunların hepsi geçici olacağını, ülkemizin çok daha iyi noktalarda olacağı, altyapıyı en iyi şekilde oturtacağı, evet çok karışıklıklar olacak. Yani çok büyük kaoslar yaşanacak ama önemli olan iyiliklerle, güzelliklerle atlatalım. Nesillerimize güzel gelecekler nasip etsin Allah. Güzel aydınlanmalar olsun. İnşallah. Evet, ezan okunuyor. Hepiniz dilek dileyin en azından ezan vaktinde. Güzellikler olsun. Her şey dua edin. Bu hayatta yaşam ve ölüm gerçek. Yani kabul etmediğimiz eğer bir yaşamı, aynı şekilde ölümü de kabul etmiyor olabiliriz. Bunları bilmek lazım. Değerlere saygı duymak lazım. Yapacak bir şey yok. Ben seviyorum ezanı dinlemeyi. Güzel geliyor. Özellikle sabah ezanlarını çok seviyorum. Böyle eğer ki uyandıysam, o ses ezanı duyduysam muhteşem huzurlu oluyorum. Muhteşem keyifli oluyorum. Yani bana iyi geliyor. Güzel geliyor yani. Saçlarıma kına yaktım değerli izleyicilerim. Kına var saçlarım. Ben kesinlikle boyaya karşıyım. Yani cildimde herhangi bir yüz gerdirme yok. Hiçbir şey yok aslında. Dudaklar kendimim, burnum kendim, kaş kendimim. Kirpikler benim. Dişler benim. Vücut benim. Ellerimi de seviyorum. Yaşlandı artık ellerim. İnce uzundu. Artık yaşlandı diyor. Yaşlanıyoruz doğal olarak. Gayet normal değil mi? Zaman hızlı akıp geçiyor. Maalesef öyle. Her şey hızlı ve akıp geçiyor hayatta. Ay, evde darmadağın. Her yer temizlenmesi lazım. Bunu keseceğim zaten.
Evet, değerli oğlak burçları için 3 kart seçiyorum. 1, 2 ve 3. Özellikle kadınlarla alakalı göğüs, rahim, yani bu noktalarla ilgili dikkat edilmesi gerekiyor. Ve hanemizde özellikle anneannemizden, babaannemizden kalan bazı değerli mallar var. Ve burada aile arasında bölüşümle alakalı noktada sıkıntı var. Kartın bir tarafı gözyaşı söküyor, bir tarafı mutluluk seçiyor. Bu demektir ki ailenin bir tarafı bu ölümü çok sevinmiş, bir tarafı çok üzün yaşıyor. Ve buradaki mallar da kıymetli gözüküyor. Ve uzun süredir de taşınma konularınız ya da araç değişimi konularımız söz konusu. Bu dönem bunun kararını vereceksiniz. İlişkiler konusunda evet aşk var da aşk sizin etrafınızda yok. Yani hayalinizde var gözüküyor. Ve güzel bir aşka yelken açacaksınız. Bunun için de zaman artık dönmeye başlamış. Yani doğru kadınınızı ya da doğru erkeğinizi gerçekten bulma noktası olarak uyarı veriyor. Evli olanlara bakıyorum. Bazı seçimler ve özellikle bazı evli olan oğlak burcu kadınlarında mutsuzluklar var. Ve bu mutsuzluklardan dolayı bir konuşma ya da ilişki terapisine ihtiyacı var. Ve her şey sizin istediğiniz gibi gitmediği için acayip huzursuzluklarınız var. Ve bu evliliğe boşuna mücadele veriyorum diyorsunuz. Büyük ya da kurumsal firmada çalışanlar, kendimi burayı için kurban ettim ve hiçbir şey istediğim gibi ilerlemiyor diyorsunuz. Yeni iş başlangıcı düşünenler için, evet sihir gibi bir iş kapınız olacak. Cesaretinizi toparlayın ve artık bulunduğunuz noktadan çıkın. Gerçekten çıkmanız lazım. Eğer ortak iş kuruyorsanız ya da ortaklı bir sisteminiz varsa güneş gibi parlayacak. Bakıyorum bir karta. Duanız, inancınız her zaman Allah katında korunduğunuz gözüküyor. Hayal ettiğiniz şeylere sahip olacaksınız. Değerli kova burçları nasılsınız? Umarım her şey güzel ve keyiflidir. Bir kart sizin için. 1, 2, 3 ve 4. Nereden başlamak istediğinizi bilmiyorsunuz. Yeniden hayata okumakla mı başlayayım? İş mi kurayım? Kendi kendime, düzenimde kendim mi kalayım? Başlamak istiyorsunuz bu hayata. Hep aynı noktada. Hiç değişmiyor ve ben çok yorgunum. Yani bana artık hayat keyif vermiyor dediğiniz noktayı yaşadığınız gözüküyor. Bakalım değişim için. Evet değişecek. Sadece sizin inançlarınız, sizin kararsızlıklarınızın değişmesi lazım. Ve her noktayı beğenmediğiniz gözüküyor. Artık rızk sizin için gökkuşağı şeklinde. Yukarıdaki meleklerin size dokunacağı, kanatlarınızın gerçekten gökkuşağı rengine sahip olacağını gösteriyor. Ama sizin bir silkelenmeye ihtiyacınız var. Yani sizdeki o gözü doğru açtığınız vakit şeytanın gücü sizin elinizde. Ne istiyorsanız gerçekleştireceksiniz. Bakalım değiştirmek istemediğiniz konular, bana göre geçmiş çocukluğunuz, aileyle ilgili yaşadığınız bazı yorgunluklar sizi fazlasıyla yıpratmış. Bakıyorum adaletsiz düzende ya da maddiyat anlamında yaptığınız hatalar yönünüzü biraz kaybetmenize sebep olmuş. Bunları toparlayın. Artık hata yapmaya müsait bir yanınız yok. Evet güzel işler, güzel kapılar söz konusu olacak da hayatım sizde güneşi ya da bu parayı istiyorsunuz ama armut dibine de düşsün istiyorsunuz. Biraz mücadele. Aşk konusuyla ilgili de aynı hatalar var. Çünkü geçmişteki yaşadığınız duygusal travmalar, yani tekrar yeşerip evlilik yapamayacağınızla ilgili korkularınız var. Hayır, siz gerçekten evliliği de tekrar enerjiyi de kötü giden evliliğinizi de iyileştireceksiniz. Sorun sizin bu güce inanmanız lazım. Bu enerjiye yeniden dönmeniz lazım diyorum. Sağlık için bir kart seçiyorum. Kaderinizde küçük bir operasyonunuz olmuş olabilir. Bu operasyon tekrar gündeme gelebilir. Dikkat diyorum. Değerli balık burçları nasılsınız? 3 kart sizin için. 2. Sağlık sektöründe çalışıyorsanız ya da sağlık anlamında yapmak istediğiniz projeleriniz varsa yapın. Başlayın diyor kart. Özellikle mühendislik ya da farklı renkli medya alanlarında çalışıyorsanız güzel fırsatlar ve güzel geçit kapıları sağlayacaksınız. Bakalım kendi işinizi kurmak istiyorsanız ya da kendi işinizde para enerji, dengeyi ve mutluluğu ve gerçekten huzuru bulacağınız döngü başlayacak olarak gözüküyor. Bir kart daha seçiyorum.
Sadece parasal evrede boşluklarınız var ve maddiyat anlamında toparlayamadığınız evreleriniz var. Bunlarla ilgili arayışlarınız ve değişim ve bu araç sizin bu araç aradığınız araç para aracı değişimle sizin hayatınıza girmiş olacak. Evet, aşk için meditasyon yap, enerjini değiştir. Çok doğru ve güzel bir aşka yelken açacaksın. Hatta bu enerjiyi devam ettirdiğinde ilişkine nazar, kötü enerji ya da herhangi bir sorun da olmayacak. Yeter ki sen kendini toparla diyor. Değerli balık burçları, özellikle eğitim konularınızla alakalı yeni kararlar alabilirsiniz. Farklı iş arayışları içerisindeyseniz de bununla ilgili gerçekten büyük araştırmalar, bu ruhunuza uyacak iş kapısı ve şansınızın ve bereketinin en iyi şekilde döneceği bir hafta. Bakalım. Aşık olmak istiyor bazı balık burcu kadınları. Gerçekten aşk hayatınıza dokunacak ve kalıcı evrede olacak. Evet, tarotlar konuşumuz 24-30 Mayıs haftası sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.